Dur. Kardeşim onlar ıslak, bak hiç karıştırma. Yok, yok. Onları yakamadığımız için pilav yapamadık, bak oynayacağız. Cumali çok iyi niyetli bir kardeşimiz. Bazen çok gereksiz sözle müdahaleler olabiliyor. Ben de bir iş yaparken çok fazla müdahale edilmesini sevmem ki o işten eminsem. Bunu birkaç defa yaptı, en sonunda o uyarma gereği duydum. Çünkü gerçekten zaten her şey nemli, ıslak. Bir şeyleri kuru topladım, bir güzel dizdim ve yapmaya çalışıyorum. Onu böyle yapma, şunu böyle yapma deyince ben de biraz da bir sinirlenip ona karşı tepkimi gösterdim. Yani sürekli bir şeyler yapma diyorsun ya, ben burada hava... Ama Melih bak, iki saattir orayla uğraşıyorsun. Ha bir de oradan döndürüyorsun, burada çamaşır yıkar gibi ya. Oğlum karışma ya. Karışma olur mu ya? Karışma, bırak ben yakacağım. O zaman niye çağırıyorsun Cumali, gel ateşi yakalım diye? Ben sana karış diye mi çağırıyorum, yardım et diye çağırıyorum Cumali. Merhaba. Allah Allah. Ben bu adada gerginlikten yana bir adam değilim. O yüzden kısa bir şekilde gerginliğe gerek yok diye konuyu kapattım. Bir daha da umarım böyle bir gerginlik yaşamam kendisiyle. Ne oldu babacığım, niye gelirdin sen? Gerilme değil diyorsan gelmişsin, biz pilavı yapamadık dedi. Allah'tan iyi ki ben kolay kolay ateşe dokunmadım abi. Bir şey diyeceğim. Her ayıkladığımızı içine atlayalım da düzgün gidelim. Sonra boğuluyor, ateş yakamıyor. Çamaşır değerli gibi dinlet oğlum gibi. Takımda çok güzel bir kenetlenme var ama fikir ayrılıkları tabii ki de oluyor. Bunun ilkini aslında Cumali ve Melih arasında yaşadık. Ben de oradaydım, aralarındaydım. İyi ki aralarındaydım, biraz yatıştırdım aslında onları. Gerçi çok büyük bir mevzu değildi ama. Herkesin kendi bildiği bir doğru var ve onu savunmak istiyor haliyle. Abi ben çabuk görüyorum. Vallahi ciddi diyorum. Çabuk görüyorum da adam hastalık yapıyor arkadaş. Sabahtan beri çağırıyor. Cumali gel ateşi yak. Geliyor mu yok bilmem, şöyle bak. Diyorum ki ateşi yakalım, ondan sonra konuşuruz. Cumali! Yaçar! Ateş hazır mı? Olacak. O da olacak tabi, o da tamam olacak. Bro. Canını sıkma sen. Pilavı hazırlayalım mı? Yok. Yok daha tamam. Değil, daha değil. Ben geldim de pilav yapamıyormuşsunuz. Ne? Böyle bir duyum aldım. Atma. Sen ne pozitif bir adamsın, ne oldu sana ya? Çinler.